1974 yılından beri bu hasta üzerinde hizmet veriyor. Nasılsınız? İyiyim. Buyurun. İyisiniz değil mi? Evet. Ben sizinle bir tanışmak istedim, bir merhaba demek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun oturun. Bu çağlarımız geleceğe yatırım anlamında en verimli çağlarımız. Eğer bu dönemi iyi geçirsek, yani derslerimize iyi çalışarak, bol bol kitap okuyarak kendimizi iyi yetiştirirsek, gelecekte çok daha başarılı oluruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Dersler nasıl? Memnun musunuz? Evet. Tatil bitti. Başladık. Biz sizleri çok seviyoruz. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Sizler ne kadar başarılı olursanız ülkemiz de o kadar başarılı olur. Eğitim kalitemizi ne kadar yükseltirsek, ne kadar ileriye taşırsak ülkemiz de o kadar ileriye gider. Ben bir ülkenin gücünün başarısının en önemli ana kaynağının eğitimli, kaliteli, iyi yetişmiş insanlarla olacağına inanıyorum. Yani ne kadar iyi yetişmiş insanımız varsa, ne kadar eğitim kalitesi yüksekse bir ülkede o kadar ileriye gider. O kadar güçlü olur. Dünya bilgi çağını yaşıyor, iletişim çağını yaşıyor, daha ilerisine gidiyor. Biz de dünyadan geri kalmamalıyız, daha önde olmalıyız. Onun olmamız için de çok çalışacağız. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler de. Hadi hoşça kalın. Sağ olun. Kaçıncı sınıfsınız? Peki, çok teşekkür ederim. İsim ne sen? Cansu. Cansu, sağ olasın. Çok teşekkürler. Çocuk özümseyerek okursa en az 10 tane şeyler soru söyler. Evet. 10 soru çözer. Ya. 10 soru çözer. Bunlar çok lazım, temel şeyler. Buradan başlıyor mesela. Bu da en güzel şehirlerinden biri Beslan Hoca'nın. Evet, çiçeklerle hoş geçin. Her zaman takalım, o önemli. Gerçekten çok da hızlı yayılıyor. Genel anlamda zaten hepiniz takıyor musunuz? Takmadığımız zaman olmuyor. Başarılar diliyorum. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sınıfımız şu anda ders öğretmenleriyle birlikte burada. Evet. Bunun yanı sıra nöbetçi öğretmen arkadaşlarımız da var. Bu şekilde yani yaklaşık herhalde 35-40 kişi.